Taiwan Excellence sunar. Merhaba arkadaşlar, ben Erdo Özoğa. Her zaman olduğu gibi yine yepyeni bir inceleme'de karşınızdayım. Bu defa konuğumuz Asus'un uzun ama çok uzun süredir merakla beklediğimiz yeni nesil akıllı telefonu Zenfone 3. Şimdi isterseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve incelememizin detaylarına geçelim. Düşünüyorum da sanki uzun zamandır hayatımızdaymış gibi geliyor, ancak Asus'un Zenfone macerası bundan sadece 2 yıl önce başladı. İlk çıkan modeller artı ve eksileriyle ülkemizde önemli başarı elde ederken Zenfone 2 ise sanki bir Hollywood devam filmi gibiydi, zira öncülü kadar başarılı olamadı. Ve şimdi ise karşımıza gecikmeli olarak gelen Zenfone 3 var. Gerek tasarım gerekse de donanım ve segment olarak Asus için yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Biz de bu videomuzda ZE552KL kodlu Zenfone 3 modelinin detaylı incelemesini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi isterseniz teknik özelliklerle videomuza devam edelim, çünkü sonrasında gerçekten değinmemiz gereken çok fazla başlık var. inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde Super IPS Plus ekranla gelen Zenfone 3, Qualcomm'un Snapdragon 625 işlemcisini kullanıyor. 4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesiyle gelen, aynı zamanda mikro SD hafıza kartı kullanımına olanak tanıyan telefonun ana kamerası 16 megapiksel, ön kamerası ise 8 megapiksel çözünürlüğünde. Ülkemizde kullanıcıların gerçekten önem verdiği bir detay olarak FM radyonun unutulmadığı Zenfone 3, Android 6.0.1 üzerinde Asus'un kendi arayüzü olan ZenUI'nin 3.0 versiyonunu kullanıyor ve 3000 mAh kapasiteyle pilden güç alıyor. Zenfone 3'ün kutu içeriğinden cihazın kendisine ek olarak 5 voltta 2 amper sağlayan şarj adaptörü, şarj ve dosya aktarım için bir ucu tip A, diğer ucu tip C profilli kablo, farklı pedlerle gelen kulak içi kulaklık, çift SIM veya bir SIM ve bir micro SD kart kullanmamızı sağlayan slotu çıkarmak için gerekli olan iğne, dokümanlar ve garanti belgesi çıkıyor. Hazır kutu içeriğinden bahsetmişken kulaklığa göz atmakta fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Zenfone 3'ün kulaklığı son dönemde denediğim en başarılı kutu içi kulaklıklardan bir tanesi. Hem telefonla hem de bilgisayarla yaptığım denemelerde gerek ses seviyesini gerekse de bas performansını oldukça beğendiğimi itiraf etmem gerekiyor. Bu telefonu alacak herhangi bir kullanıcı eğer audiofil değilse özel bir kulaklığa ihtiyaç duymayacaktır, zira kulaklık üzerinden yaptığımız telefon görüşmeleri de en az müzik ve video deneyimi kadar başarılıydı. Bana soracak olursanız Zenfone 3 adeta bir mihenk taşı, çünkü 2 jenerasyon devam eden kemikleşmiş Zenfone çizgilerini yıkan bir telefon duruyor karşımızda. Önceki nesil Zenfone modellerinin belki de en zayıf halkasıydı tasarımdır. Çünkü rakiplerine kıyasla hem kaba hem de nispeten kullanımı zorlaştıran çizgileri vardı telefonların. Ancak görünüşe bakılırsa Asus gelen eleştirileri büyük oranda dikkate almış ve ortaya gerçekten bambaşka bir telefon çıkarmış. Zenfone 3'ün göze hoş gelen tasarımında kullanılan materyal ve birleştirme yönteminin katkısı büyük. Telefonun hem ön hem de arka kısmında kenarlardan 2.5 boyutlu kavis yapan cam kullanılıyor. Üstelik camların dayanımını artırmak adına her iki tarafta Gorilla Glass ile koruma altına alınmış. Bu sayede örneğin cebinizdeki bozuk para veya anahtar ya da koyduğunuz masa yüzeyine karşı telefonun daha yüksek mukavemet göstermesi sağlanmış. Endüstride sandviç tasarım olarak yorumladığımız anlayışın izinden giden telefonda ön ve arkadaki camın arasına taşıyıcı iskelet olarak metal çerçeve giriyor. Samsung ve Apple'ın ağırlıklı olarak kullandığı 6000 ve 7000 sınıf alüminyuma karşı çerçevenin materyal formunu mevcut bilgiler çerçevesinde keşfedememiş olsam da buradaki işçiliğin 3 seviye olduğunu söylemem gerekiyor. Bu arada çerçevenin kendi kalınlığı 6.16 mm. Ama dikkatinizi çekerim, telefonun değil, ön ve arkadaki camların arasına giren çerçevenin orijinal kalınlığı bu. Yoksa telefonun kendi kalınlığına baktığımız zaman yaklaşık 7.8 mm'lik bir telefon duruyor karşımızda. Üretim aşamasında CNC tezgahından 40 derece elmas kesimiyle çıkan telefonda çerçeve 0.18 mm'lik bir eğime sahip. Bu ne işe yarıyor derseniz eğer, parmağınızı ekran üzerinden kenarlara doğru kaydırdıkça engelsiz bir geçiş yaşıyorsunuz. Dolayısıyla hem tutuş hem de kullanması çok daha konforlu bir hale geliyor. Telefonun ön kısmı büyük oranda ekrandan oluşuyor. Merak edenler için ekran kas oranı ise %77 seviyesinde. Ekranın kenar çerçeveleri ise yaklaşık 2.1 mm. Bana soracak olursanız eğer, modern tasarım dilleriyle kıyasladığımda kenar çerçeve kalınlıkları bir miktar yüksek kalıyor. Belki biraz daha tıraşlanabilirdi. Selefi ile kıyasladığımızda ise Asus logosunun ön kısmından çıkartılması ve alttaki kapasitif boton artı boşluk şeklindeki tasarım tercihinin rafa kaldırılması telefonu çok daha havalı göstermiş.
Tüm bu gelişime rağmen Asus'un 2 yıldır ders almadığı bir husus söz konusu. Cihazın üzerindeki kapasitif butonlar yine arka aydınlatmaya sahip değil maalesef. Evet, bir süre kullandıktan sonra tuş dizilimini ezberlemek kolay belki, ancak şirket mühendislerinin endüstrinin çoğunluğunun aksine bu konuda ısrarcı olmasını anlamak da çok kolay değil maalesef arkadaşlar. Bana kalırsa kapasitif butonlarda mutlaka arka aydınlatma özelliği olmalı. Zenfone 3'ün arka bölümü ön kısmıyla kıyasladığımız zaman çok daha görkemli görünüyor. Aslında tasarım dili en azından ana hatları itibariyle Samsung ekolüne kalara getirmiyor değil. Kamera kompartımanını kapattığımız zaman örneğin Samsung Galaxy A7'ye benzetmek pekala mümkün. Ancak Asus'un buradaki farklarından biri telefonun yüzeyinin dairesel formda sanki sürekli hareket ediyormuş gibi hissiyat veren bir dokuya sahip olması. Bu aslına bakarsanız Asus'un daha ilk Zenfone modelinden bu yana adeta tasarım imzası taşıyan bir nitelik durumunda. Telefonun arka kısmındaki en kötü detay ise kameranın dışa çıkıntı yapması. Endişelerinizi sanki duyar gibiyim, ancak panik yapmaya gerek yok çünkü kamerada lens koruması için safir kullanımından çizilmesi pek kolay değil. Tasarımı nispeten bozan ve telefonu düz bir yüzeyde dengesiz kazandıran bir detay, ancak kamera mimarisindeki güçlü donanım tercihleriyle ilk etapta göze hoş gelmeyen bu detayı belki görmezden gelebiliriz. Merak etmeyin, o detaylara ilerleyen kısımlarda kamera bölümünde zaten sizler için değiniyor olacağım arkadaşlar. Kameraya eşlik eden detaylara baktığımızda ikinci nesil lazer otofokus sensörü, daha iyi bir beyaz dengesi için RGB renk doğrulama sensörü ve çift ton led flash gibi unsurları görüyoruz. Kameranın alt kısmında ise parmak izi okuyucusu bulunuyor. Asus'un iddia ettiği gibi 0.2 saniyede mi tanıyor, bunu ölçümlemesi zor olsa da çok hızlı çalıştığını söylemem gerekiyor. 360 derece algılama kabiliyeti bulunan sensör, 5 farklı parmak izini tanımlayabildiği gibi bu kulvardaki kimi rakiplerine göre nemli ısıya yakın durumda bile parmak izi analizinde bir problem yaşamıyor. Tüm bunların dışında Zenfone 3'ün arka bölümü parmak izi gösteriyor ve eğer kılıf kullanmıyorsanız rahatsızlık verebiliyor. Ayrıca kaygan bir profile sahip olan telefon, koltuk gibi eğimli yüzeylerden düşme eğilimi gösteriyor. Dolayısıyla kullanırken dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Telefonun üst kısmında kulaklık konektörü ve mikrofon, en altta ise USB 2.0 hızında çalışan Tip-C konektörüyle birlikte mikrofon ve hoparlörü görmekteyiz. Merak edenler için telefonun hoparlör başarımı fena sayılmaz. Ses temiz, bas ve tizlerde belirgin. Ancak maalesef hoparlörün ses çıkış gücü zayıf kalıyor. Dolayısıyla örneğin müzik dinlerken belki çok sessiz bir ortamda sizi tatmin edebilir, ancak diğer ortamlarda maalesef hoparlör sizi tatmin etmemeye başlıyor. Hoş, belki de son dakika bunu fark eden Asus mühendisleri bir outdoor, yani açık hava kullanım modu eklemişler, ancak o modu seçtiğinizde de ses arttırılırken kaliteden taviz veriliyor. Üstelik ulaşılan ses çıkış gücü de tatmin etmemeye devam ediyor. İşin aslını soracak olursanız teknik seviyede telefonun en zayıf halkalarından birisi hoparlör gibi görünüyor. Bu arada unutmadan geçmeyelim, hoparlörün kendisi yetersiz kalsa bile arka tarafta hoparlörü besleyen ses mimarisini 24192 kHz gelişmiş ses donanımı taşıyor. Dolayısıyla ses konusunda Zenfone 3'ün evet bazı eksikleri var, ama ses mimarisinin de hakkını yememek gerekiyor. Zenfone 3'ün bizdeki versiyonu 5.5 inçlik ekranıyla küçük bir telefon değil. Ancak kendi adıma kullandığım süre boyunca keyif aldığımı söylemem gerek. 7.7 mm civarı kalınlık ve 155 gram ağırlığı ile mobilite seviyesi iyi bir düzeyde olan telefonun tutuş ergonomisi de hiç fena sayılmaz. Yazılım seviyesinde destekleyici bazı özelleştirmeleri olsa da tek elle kullanmak ne yazık ki pek mümkün değil. Evet, birkaç adımda örneğin telefonu avuç içerisinde bir miktar aşağı kaydırarak işlemlerinizi belki tek elle yapabiliyorsunuz, ancak bunun istediğim oranda pratik bir kullanım sağlamadığını da ifade etmem gerekiyor dostlar. Özetleyecek olursam Zenfone 3'ün zevairini, yani dış görüntüsünü beğendim. Mükemmel mi derseniz hayır, ancak dünya için küçük, Asus için ise büyük bir gelişimin olduğu ortada. Şahsen günlük telefon olarak bu cihazı kullanmak tercih edilen tasarım dili seviyesinde kullanıcısını üzmeyecektir diye düşünüyorum. Asus Zenfone 3'te de geleneği bozmuyor ve donanım tarafına ilk olarak ekranla başlıyoruz. 1920x1080 piksel çözünürlük desteği sunan ekran oldukça iyi bir deneyim vaat ediyor. Super IPS Plus panelin bir avantajı olarak ekranın görüş açıları son derece başarılı. Örneğin uzandığınız yerden bir şey izlemek istediğiniz telefonun ekranında açınıza bağlı olarak sizi üzecek herhangi bir kayıp yaşamıyorsunuz. Sadece görüş açıları değil, ekranın renk üretim kabiliyetini de beğendim. Farklı kullanım senaryolarında fabrika çıkışı renk kalibrasyonunu beğenmeyenler Asus özgü Splend uygulaması üzerinden kendi arzuladığı renk sıcaklığını ayarlayabilir veya mavi ışık filtresini aktif edebilirler. İnternette haber okumadan film izlemeye ve oyunlara kadar yaptığım onlarca farklı denemenin sonucunda ekrandan keyif aldığımı söylemeliyim. Yalnız parlaklık seviyesi normal koşullarda yeterli gelse de güneşin kendisini belli ettiği bir gün öğle saatlerinde dışarıya çıktığınızda bir miktar daha fazla parlaklık olmasını arzu edebilirsiniz, çünkü yer yer yetersiz kalmaya başladığını hissedebiliyorsunuz o tür koşullarda.
Atlamadan geçmek istemem, Zenfone 2'de beni en çok üzen detaylardan birisi olan sıkıntılı ekran sürücülerine Asus mühendisleri bu defa fazlasıyla kafa yormuş, zira ekranın en yüksek ve en düşük parlaklık seviyesinde telefonun pil yönetim sistemi üzerine yarattığı stres olması gerekene çok yakın seyrediyor arkadaşlar. Gelelim işlemcimize. Aslında Snapdragon 625'in en büyük artısı 14 nanometre üretim geometrisiyle geliştirilmiş olması. Zaten bu açıdan Qualcomm adına da önemli bir ilki temsil ediyor. Snapdragon 625'in tepe frekansı 2 GHz. Dolayısıyla Snapdragon 617 gibi türevlerine karşı işlemcinin en yüksek performans profilindeki sonuçları daha iyi. Ayrıca 14 nanometre üretim sürecinin sağladığı verimliliğe bağlı olarak en yüksek frekansını daha uzun süre koruyabiliyor ki burada %30'un üzerinde bir watt başına performans artışını öngörebiliriz. GPU tarafında, yani grafik gücü tarafında ise Adreno 506 ile karşılaşıyoruz. Çok güçlü mü? Hayır, ancak denediğim oyunlarda sıkıntı yaratmadığını söyleyebilirim. Burada işlemci kısmının daha iyi optimize olmasının etkisi de büyük tabii ki. Platformun sahip olduğu kontrolcüye bağlı olarak Zenfone 3'te DDR4 yerine DDR3 belleği kullanılırken yine telefonun sınıfı gereği UFS yerine eMMC tür depolama birimlerinin kullanıldığını görmekteyiz ki genel olarak telefonun performansı tüm bu donanımlar sayesinde herhangi bir taviz vermiyor. Ancak daha iyi olabilir miydi? Aslına bakılırsa telefonun ülkemizdeki fiyatlandırması doğrultusunda bazı şeyleri tartışabiliriz ki bunu zaten videonun son kısmında gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Peki bu özelliklere sahip olan Zenfone 3'ün yük altındaki kararlılığı nedir derseniz eğer, temel kamerayla çıkardığım ısı haritası gösteriyor ki Asus Zenfone 3 son dönemde kullandığımız gerçekten en verimli cihazlardan bir tanesi. Telefon stres altındayken, yani donanım kaynaklarının sömürüldüğü durumlarda dahi ısınma noktasında herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Zenfone 3 ailesinde Asus'un belki de en çok altını çizdiği konu kamera. Açıkçası hem donanım hem de yazılım seviyesinde ciddi bir yatırımın olduğu da ortada. Kamerada Sony'nin IMX298 sensörü tercih edilmiş. Hatırlayanlar olacaktır, biz aynı sensörü daha önce Xiaomi Mi 5 ve OnePlus 3'te görmüştük. 6 parçalı Large Angle Lens sistemine ve f2.0 diyaframa sahip olan kamera, yardımcı sensörler sayesinde 0.03 saniyede lazer autofocus, aynı sürede faz algılamalı netleme ve devam eden netleme gerçekleştirebiliyor. Tüm bu özellikler dışında benim en fazla dikkatimi çeken unsur ise 4 açılı OIS, yani optik görüntü sabitleme özelliği oldu. Buna ek olarak 3 açılı elektronik sabitleme sistemi de telefonun kamera mimarisinin önemli ayaklarından bir tanesi. Bu detaylar gerek fotoğraf gerekse de videolar için hem sabitleme hem de uzun pozlamada kullanım kolaylığı ve çeşitli avantajlar sağlıyor. Gerçek dünya koşullarına en uygun deneyimi sunmak için RGB renk doğrulama sensörü ve gerçek zamanlı HDR kaydı da yine önemsediğim özellikler arasında. Yazılım tarafında ise Zenui 3.0 arayüzünün kamera bölümü tam bir derya. Bence biraz daha sadeleştirilebilir ancak meraklısı için pek çok farklı çekim modu ve profesyonel kayıt almak isteyenler için ayarlara elle müdahale imkanı tanıyan gelişmiş manuel mod yerini koruyor. Zenfone 3'teki kameranın görüntü kalitesi ise bence şaşırtıcı derecede iyi. Gerek fotoğraf gerekse de video kaydında bu telefonla yaptığım denemelerden memnun kaldığımı söyleyebilirim dostlar. Eksikleri var, özellikle ışığın kaybolmaya başladığı anlarda kameranın verdiği taviz benim beklentimi biraz daha üzerine seyretti ancak kameradaki düşük ışık modunu seçtiğiniz takdirde nispeten çok daha iyi sonuçlar elde edebiliyorsunuz düşük ışık koşullarında. Bence daha iyi olabilecek, yani geliştirilebilecek asıl nokta ise kayıt tuşuna bastıktan sonra çektiğiniz görüntünün oluşması ve onu ulaşıp yeniden ekrana getirme süresinin biraz zaman alması.
Asus belki Android 7 güncellemesinde bu konuya daha fazla önem verir ve kamera altyapısı biraz daha hızlanır. Ya da umut ediyorum ki böyle olur. Günün sonunda özetlemem gerekirse eğer Zenfone 3'ün sahip olduğu kameranın fotoğraf kalitesi, videolardaki ses ve görüntü başarımından memnun kaldığımı itiraf edebilirim. Ön kamerada kullanıcısını üzmez. Özellikle öz çekim tutkunları veya Snapchat çılgınları Zenfone 3'den memnun kalacaktır. Öz çekim yaparken arkadaşlarıyla toplu fotoğraf çektirmek isteyenler açısından baktığımız zaman ise 85 derecelik görüş açısıyla ön kameranın kullanıcısını yarı yolda bırakmaz diye düşünüyorum. Daha iyisini yapan ya da daha geniş gören ön kameralar var mı? Var, ancak Asus Zenfone 3 de bu konuda kullanıcısını büyük oranda mutlu etmeyi başarıyor. Evet, bu kadar detay sonrasında gelelim işletim sistemi arayüz kısmına. Özellikle yazılım kısmı ayrıca önem veriyorum çünkü Zenfone ailesi büyük güncellemeler konusunda maalesef kullanıcılarını üzen bazı sıkıntılar yaşattı. Umuyorum ki Zenfone 3 ile birlikte bu sıkıntılar aşılacak çünkü Zenfone 1 ve Zenfone 2'de özellikle üst modellerde Intel işlemci kullanılmasından dolayı yazılım güncellemelerinin geç geldi ya da yer yer hiç gelmediğini biliyoruz arkadaşlar. Zenfone 3 ailesi Android 6.0.1 üzerinde Zen UI 3.0 arayüzünü kullanıyor. Özellikle şunu itiraf etmem gerekiyor ki bu derece derinlemesine özelleştirmeler içermesine, gereksiz pek çok uygulamanın ön yüklü gelmesine karşın arayüz gerçekten hızlı çalışıyor. Bunda donanımsal geliştirmelerin dışında yazılımsal optimizasyonun geliştirilmiş olmasının da katkısı büyük. Eğer daha önce bir Zenfone kullandıysanız arayüz büyük oranda tanıdık gelecektir diye düşünüyorum. Aşağıdan yukarı kaydırma veya uzun basarak ulaştığımız renkli ana ekran ayarları kısmından telefonun genel görünümünü değiştirebiliyoruz. Asus aynı zamanda tema desteğine en fazla inanan ve bu konuda yatırım yapan firmalardan. Dolayısıyla arzu ederseniz farklı temalarla telefonu daha fazla kişiselleştirebilmeniz de mümkün. Bana soracak olursanız eğer arayüzde en fazla sevdiğim detaylar pratik kullanım sağlayan ince ayarlar oldu. Örneğin home butonuna tıklayarak tek elle kullanım moduna geçme, çoklu uygulama butonuna uzun basarak ekran görüntüsü yakalama, çift tıklamayla telefonu uyutma ya da uyandırma ve parmak izi okuyucusuyla kameraya yönetme gibi detaylar gerçekten kullanışlı. Uygulama çekmecesini dilediğimiz gibi özelleştirebildiğimiz gibi ekranda yaklaştırma ve uzaklaştırmayla uygulama ikonlarının boylarını da ayarlayabiliyoruz. Bunun dışında ekranı yukarıdan aşağı doğru kaydırarak telefonun sahip olduğu evrensel arama ekranına gidip dilersek telefonda lokal, dilersek de internette evrensel arama gerçekleştirebiliyoruz. Sayfalar arasında geçiş, internet tarayıcısının performansı ve sekmeden sekmeye geçişiyle birlikte çoklu uygulama ekranında bir uygulamadan diğerine zıplama gibi konularda Zenfone 3 kesinlikle performansına taviz vermiyor. Telefonun sahip olduğu klavye hoşuma gitmesine gidiyor, ancak bana kalırsa performansı biraz daha arttırılmalı ve daha fazla sezgisel çalışabilmeli diye düşünüyorum. Arayüzde telefonu daha iyi yönetmemizi sağlayacak bazı uygulamalar da var. Örneğin Audio Wizard ile çalıştırdığımız uygulamaya yönelik ses optimizasyonları yapabilirken Mobile Manager uygulamasında veri kullanımından bellek temizlemeye ve gelişmiş güç tasarruf seçeneklerine kadar pek çok ayara ulaşmak ve üzerine değişiklik yapmak mümkün. Bazı telefonlarda gördüğümüz kulaklıksız radyo çalıştırma özelliği Zenfone 3'te olmasa da kulaklıkla çalıştırdıktan sonra arzu ederseniz sesli hoparlörden dışarı da verebiliyorsunuz. Hemen hemen her ebeveynin görmek istediği çocuk modu da telefonda unutulmamış. Arzu ederseniz çocuğunuz için güvenlikli bir sanal ortam oluşturup sadece izin verdiğiniz uygulamaları kullanmasını sağlayabilirsiniz. Aslına bakarsanız anlatılacak çok fazla yazılım özelliği var, ancak kalanını keşfetmeyi size bırakmak istiyorum dostlar. Zenfone 3 yazılım seviyesinde genel olarak iyi. Ancak bana kalırsa bu kadar çok ayar ve uygulamanın kurulu gelmesi yerine çıkartılması ve indirme tercihinin kullanıcıya bırakılması çok daha hoş olur. Bu sayede hem arayüz hafifler hem de telefonun depolama biriminde kullanıcıya daha fazla yer açılmış olur. Son olarak oyuncuları ilgilendiren yeni özellikten, yani Game Genie'den bahsetmek istiyorum. Android dünyasının yeni akımlarından biri olan oyun içi gelişmiş özellik anlayışı Asus'un da benimsediği bir konu oldu. Yeni arayüz çerçevesinde oyun oynarken YouTube veya Twitch'ten canlı yayın yapabilir veya oyun esnasında internetten ipuçları arayabilirsiniz. Henüz Samsung'un arayüzü kadar güçlü olmasa da zamanla gelişeceğini düşünüyorum. Gelelim diğer detaylara. Zenfone 3'ün operatör üzerindeki çekim kabiliyeti ve sesli görüşme kalitesi güzel. Yalnız bu fiyat aralığındaki telefonların artık en az kategori 6 sınıfı modemle gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Zira bugün ülkemizde 1000 lira seviyesinde Cat 7 modem telefonlar satılırken. Kaldı ki Asus ana vatanını ve bazı diğer ülkelerde Cat 6 sınıfı modem versiyonunu satıyor zaten. Umarım ülkemize de artık minimum Cat 6 sınıfı modemli cihazlar gelir. Özellikle bu fiyat seviyesinde. Telefonun GPS başarımı akranları seviyesinde. Onu farklı kılan ekstra bir hızdan veya yavaşlamadan bahsetmek pek mümkün değil. Isı haritasını göstermişim zaten. Verimli çip, iyi yönetilen ekran ve büyük kasa sayesinde ısınma sorunu yaşamıyorsunuz kesinlikle. Peki bu kadar detay sonrasında pil
performansı nasıl acaba? Açıkçası 3000 mAh kapasiteli piliyle Zenfone 3 beklentimin üzerinde bir başarım gösterdi. Video için gerçekleştirdiğim Wi-Fi'den internete bağlı ekran parlaklığı en yüksek seviyedeki teslimde telefon 10 saat çalışmayı başardı ki bu gerçekten iyi bir değer. Karma kullanımda ise Zenfone 3 rahatlıkla bir gün çıkartabiliyor, dolayısıyla pil konusunda kullanıcısını kesinlikle üzmüyor. Eğer kriteriniz bir gün tamamlama noktasındaysa arkadaşlar. Gelelim sonuç kısmına. Biz bu videoyu çektiğimiz tarih itibariyle Asus Zenfone 3'ün 5.5 inç ekrana sahip olan versiyonunun ülkemiz satış fiyatı 1800 liraydı. Durumu iki açıdan değerlendirmek gerekiyor. Ülkemize resmi yollarla gelen ürünler ve açık pazar ürünleri. İlk kriterde benzer fiyat diliminde Samsung Galaxy A7 2016, Sony Xperia X ve HTC A9 rakip olarak görüyoruz. Daha fazla RAM, daha yüksek depolama kapasitesi ve daha gelişmiş kamera özellikleriyle Zenfone 3'ün ön plana çıktığını söyleyebilirim. Sony tarafı biraz daha iyi işlemcisi, HTC tarafı biraz daha fazla ses yetenekleri, Samsung ise daha iyi pil performansı önüne çıkıyor. Açık pazarda ise daha düşük fiyat seviyesinde Xiaomi Mi 5 veya benzer fiyat seviyesinde LG G5 gibi seçenekleri bulabilmek mümkün. Tüm bu gerçekler çerçevesinde bana soracak olursanız Zenfone 3'ün fiyatı biraz daha uygun olabilirdi. Örneğin 1499 TL gibi. Her halükarda Zenfone 3 kesinlikle iyi bir telefon ve alanı pişman etmez. Ancak diğer taraftan Asus'un önceki modellerde yaşanan bazı sıkıntıları da kullanıcıları unutturması gerek. Bu da bence daha iyi fiyatlarla olabilirdi. Umarım yakın zamanda fiyatlarda bir ayarlamaya gidilir ve Zenfone 3'ün fiyatı daha uygun fiyat seviyelerine çekilir. Çünkü gerçekten kullanması keyifli bir telefon. Evet, videomuzun sonuna gelirken Zenfone 3'ü beğendiğimi söylemem gerek. Artısı var mı? Var. Videoda söyledim. Eksisi var mı? Var. Onu da videoda söyledim. Ancak bu telefonun en büyük eksiği fiyatlandırması arkadaşlar. Zaten geç geldi. Geç geldiği için kur farkından da etkilendi ki bu fiyatların ortaya çıkmasında kur farkında etkisi büyük zaten. Ancak bana soracak olursanız Asus Türkiye bu telefonu daha uygun fiyat seviyesinden satabilmeli. En azından satmalı ki benim onlara tavsiyem de fiyatı aşağı çekmelerinden yana olacak. Çünkü şurada 2016'yı bitirmemizde çok az bir süre kaldı ve Şubat-Mart döneminde bambaşka telefonlar konuşuyor olacağız. Dolayısıyla o vakte kadar bu telefonun daha geniş kitlelere erişebilmesi adına fiyatın aşağı çekilmesi şart diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, ben Erdi Özdağ. Bu videomuzda Asus Zenfone 3'ü incelemiş olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Taiwan Excellence sundu.